Ya mikrop gibi bir şeymiş bu adam ya. Annem bunun nesini sevmiş anlamıyorum ki. Susuyorum anasını satayım. Sanki ben susunca her şey çözülüyor. Kemal abi annemi çıkarmaz. Sırf kötülüğünden ben o eve gideyim diye çıkarmaz. Nasıl yalnız kalacaksın o adamla Eylül? Kardeşlerim ne yapacak peki? Metin nasıl açtı, nasıl ağlıyordu? Sonra Büşra. Ya ona kötü davranırsa, döverse? Vallahi kızlar, burnumuzu kıracağız, bu parayı toplayacağız. Yani başka çaremiz yok. O kadını içeride bırakamayız. 9.500 lirayı nasıl bulacağız Songül? Eylül, ben annemden isterim. Ya onunla konuşmayacağım, görüşmeyeceğim ama senin için yaparım. Hayır Kader, o kadından para istemeyeceksin. Ben Güney'den isterim. Ben de Serkan'la konuşurum. Olmaz. Serkan annesine gidecek. Annesi de buna bağıracak. Songül sen... daha Güney'in bir çay ısmarlamasına bile dayanamıyorsun. Olmaz. Benim yüzümden gururunuzu ayaklar altına almanıza izin veremem. Kader, sen de annene gitme. Benim için fedakarlık yapmayın artık. Ya Eylül, yapacağız tabii ki. Sen bizim kardeşimizsin. Bir çözüm bulmamız gerekiyor. Ben bulacağım o parayı. Nasıl bulacağım? Annemin dayısı var. Eminönü'nde çeyizcilik yapıyor. Ona söylerim. Nihayetinde yeğeni. Verir bence. Evet. Bak mantıklı olabilir. Kızım niye daha önce söylemedi? Bilmem. Şimdi aklıma geldi. Ama bak sen bulamazsan biz bulacağız, tamam mı? Serkan'ın bundan haberi olmasın. Zaten başımın belada olmasından utanıyorum artık. Ya sen niye utanıyorsun Eylül? Bırak o şerefsiz Kemal utansın. Ya olsun. Selam. Eylül, hani sabah birlikte kahvaltı yapacaktık, niye gelmedin? Gelemedim. Tamam. O zaman çıkışta bir şeyler yapalım. Olur. Ama önce bir yere uğramam lazım.